Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşında hafta içi her gün gündemin başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz Aslevi stüdyolarında. Bugün de ekonominin notlarını konuşacağız. Biliyorsunuz ki ekonomiye dair yoğun bir gündem var. İş siyasetinin de hareketli olmasıyla birlikte beklentilerin ışığında biz de bir akademik bakış açısı getirmeye çalışacağız programımızda. Bağlantımızın diğer ucunda kıymetli bir hocamız var. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Hocam öncelikle yerimize hoş geldiniz. İlk başlayalım. Merhabalar Sevda Hanım. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Evet, ekonominin gündemi yoğun. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar, kabinenin oluşması, bunları size konuştuk ve analiz yaptık ama bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basına verdiği demeçler içerisinde ekonomi mesajları da vardı. İlk etapta sıcak gündemle de başlamak istiyorum. Aslında kapıda bir asgari ücret gündemi var. Aylıkçı kesimin enflasyonla olan mücadelesiyle ilgili nasıl bir oran belirlenecek? Dün bir toplantı yapıldı ama bir rakam telaffuz edilmedi. Memurların ve emeklilerin beklentileri var. Birçok da notumuz var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün verdiği mesajlar içerisinde Mehmet Şimşek'in adımlarına ve kararlarına vurgu yaptı ve kabullendik dedi. İlk mesajlarla başlayalım. Genel ekonomi gündemini şu anda atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Sevda Hanım, yani bugün Sayın Erdoğan'ın açıklamalar oldukça önemliydi. Bu arada sesli bir sorun var ama yeniden başlayayım ben. Şöyle söyleyeyim, Sayın Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlar oldukça önemliydi. Çünkü piyasa şunu merak ediyor, yani yeni ekonomi yönetiminin başına bildiğiniz gibi Sayın Mehmet Şimşek geldi. Fakat özellikle piyasanın şüphe duyduğu şey, Sayın Mehmet Şimşek'in bu uygulamaya koymayı düşündüğü ortodoks politik olarak Sayın Erdoğan ne kadar tahammül edebilecek, ne kadar sabır gösterebilecek, ana nokta bu. Dolayısıyla özellikle Sayın Mehmet Şimşek geldikten sonra ve özellikle sözlü yönlendirmeleriyle gündemde olduktan sonra yabancı yatırımcının yeterince ikna olamadığını gördük. Neye rağmen? Atamalara rağmen. Dolayısıyla piyasada farklı farklı dönüşler oluşmaya başladı Sevda Hanım. Özellikle bu hafta itibariyle. Dolayısıyla kimileri Mehmet Şimşek'in çok rahat bir şekilde bu söylediği, deklare ettiği politikayı uygulayabilecek. Kimileri ise Sayın Erdoğan'ın bunlara çok izin vermeyebileceği noktasında daha farklı dönüşler dile getirdiğini gördük. Şimdi dolayısıyla şöyle bir süreç oluştu. Bu anlamda Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar önemli. Bir kere ilk olarak şu mesajı veriyor. Faiz politikasıyla ilgili çok farklı bir politikaya geçmedik diyor. Yani bu şu demek, biz faiz artırımına hala ve hala karşıyız diyor. Fakat Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Gaye Erkan'ı getirerek de aslında şunu amaçlıyoruz. Üstü kapalı olarak şu mesajı veriyor. Ekonominin şu an için bazı sıkıntıları olduğunu farkındayız. Dolayısıyla tırnak içerisinde bu sıkıntıları aşmak için ya da bu sıkıntıları aşana kadar biz faizde mecburen de olsa belirli düzeye kadar faiz artırımına izin vereceğiz. Ama bu zannedilmesin ki faiz indirimi politikamızdan tamamen vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Yani aslında bir yön itibariyle törpüleyen beklentileri, bir yön itibariyle de merak etmeyin, hani bu sorunlar çözülene kadar ben faiz artırımına çok müdahale etmeyeceğim diyen, bir taraftan da şunu da söylüyor aslında. Çok güçlü faiz artırım beklentileri var 22 Haziran'da. Dolayısıyla ilk etapta %20'lere, 25'lere çıkarılacağı, hatta mevduat faizlerine kadar faizlerin çıkarılabileceği beklentileri var. Bu yönü itibariyle de bence bu yönü törpülüyor. Yani dengeleyici bir konuşma olarak algılıyorum ben bunu. Dolayısıyla bir yön itibariyle olumlu mesajlar olarak yorumluyorum. Bir yön itibariyle de olumsuz mesaj olarak yorumluyorum. Ama buna rağmen piyasada genel havaya bakarsak bir yön itibariyle de olumlu karşılanmış olduğunu da görüyoruz. En azından ilk etapta belirli bir süre, işte o döviz likiditesi problemi çözülene kadar faiz artışına çok rahat bir şekilde izin verileceği mesajını da algılamış oluyoruz Sevda Hanım. Dolayısıyla bu önemliydi diye düşünüyorum ama tabii piyasa dediğim gibi bu özellikle baktığımızda bir yön itibariyle olumlu, bir yön itibariyle olumsuz taraflar. Olumsuz tarafa önümüzdeki günlerde odaklanır mı? Bunu da takip ediyor olacağız elbette Sevda Hanım.
Bu notlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk vereceği mesajlar şu anda mesaj olarak devam ediyor ama kalıcı olarak ilk adımı da görmüş değiliz. Bu anlamda ilk yapılan gerçekçi adımlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi oldu. Hafize Gaye'nin bu anlamda görevi teslim alması, Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte ilk yaptığı somut adımlardan bir tanesi oldu söylemin dışında. Bu da bize gösterdi ki gerçek anlamda bakanlık bağlı anlamında tam yekiyle geldiğini bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten altını çizdi. Bu anlamda kabullendik adımlarını derken aslında biz hep konuşmuştuk. Heterodoks bakış açısıyla biz adımlar görecek miyiz artık ekonomi politikaları içerisinde? İlk adım buydu. İkinci adım da bir faiz beklentisi. Yani Merkez Bankası'nın bu anlamda politika faiziyle ilgili yapacağı İlk adımda bugüne kadar ya sabit tuttu ya da aşağı çekti uzun bir süreli olarak önümüzdeki süreçte de ne olacağı merak konusu. Peki bu politika faizi için ne söylersiniz? Yani piyasada bu gerçekçi adımların atılmasıyla birlikte bu faiz başlığı ciddi bir rahatlama yaratabilir mi? Yani biz yılın son çeyreğine giderken bir faiz artırımı görebilir miyiz? Bu ihtimal için nasıl bir analiz yaparsınız? Evet Sevda Hanım, şimdi ilk faiz artırımı önümüzdeki hafta Perşembe 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın ilk toplantısı oldu. Dolayısıyla en önemli sınavı diyebiliriz. Yani bu yeni ekonomi yönetimi olacak. Çünkü piyasada fiyatlamalar açısından anormal görünen taraf faizin bulunduğu düzey. Çünkü mevduat faizleri, kredi faizleri oldukça yukarılarda, %40'lar civarı. Politika faizimiz de 8,5'ta. Dolayısıyla bu faizin mutlaka artırılması gerekiyor. Birçok açıdan. Neden? İlk şu sinyal etkisi. Dolayısıyla doğru yerde fiyatlanamayan faizi siz doğru yere çıkararak piyasaya diyorsunuz ki ben rasyonele dönüyorum. Dolayısıyla faizin yani politika faizinin de olması gerektiği yere çekiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla bu bir sinyal etkisi olacak ve piyasaya diyecek ki biz bu işte kararlıyız. Ekonominin sorunlarını daha rasyonel yönde taşımak için gerekli adımları atıyoruz mesajı verirsiniz. Tabii bunu yaparken arada derede kalan bir faiz artışı yapmak yani o bir alanda yer almak elbette piyasa tarafına olumlu fiyatlanmayabilir. Çünkü %40 piyasa faizinin olduğu bir yerde, %8 politika faizi varsa veya enflasyonun %40'lar düzeyinde, %39,5'lar düzeyinde olduğu bir yerde politika faizinin %8,5'da olması elbette bir anomali. Dolayısıyla güçlü bir faiz artışı yaparak biz bu anomalinin farkındayız. Dolayısıyla da güçlü bir faiz artışı yapıyoruz diyebiliyor olmanız lazım. Bu açıdan piyasada iki aslında senaryo var 20 Haziran için. Kademeli. Yani çok azar azar bir artış ve mümkün mertebe enflasyonun üstüne çıkmayan bir artış. Yani pozitif reel faize dönmeyen bir pozitif faiz artışı. Bir diğeri güçlü tek seferde ilk etapta güçlü bir faiz artışıyla yani %20-25'lere kadar minimum %15 maksimum %25'lere çıkan bir güçlü pozitif faiz artırımı. Şimdi şunu anlıyoruz yani ben bugün Sayın Erdoğan'ın konuşmalarından sonra bunu çok netleştirdim. Evet bir faiz artışı olacak fakat tırnak içerisinde tabiri caizse bu abartılmıyor. Dolayısıyla sinyal etkisi gereği işte o gerek yabancıyı gerek içerideki yatırımcıyı memnun etme adına işte şu sıkıntılı süreçleri ne diyelim atlatma adına bir faiz artışı görecek. Bu noktada beklentim %15'e çıkarılma ihtimali şimdilik oldukça güçlü görüyorum ben Sevda Hanım. %15'e çıkarılma ihtimali söz konusu olur. Daha önce beklemediğimi söyleyebilirim Sayın Erdoğan'ın konuşmasından sonra. Sonrasında da beklenti şu. 2 ay sonra yani önümüzdeki toplantı sonra toplamda 3 politika toplantısında işte %25'lere çıkarılan dolayısıyla enflasyonun yaklaşık %5 ile 10 altında olan bir politika faizi. Şu da var, bu çok konuşulmuyor ama bugün Sayın Erdoğan'ın konuşmasından sonra sadece politika faizi artırımı değil, faiz koridoru ve geç likidite penceresi dediğimiz faiz üzerinden de piyasa fonlanabilir. Dolayısıyla bu bir miktar daha aslında faiz artırmadan siz piyasada sıkılaşma yapmanıza izin veren bir sistem. Olumlu tarafı bu. Ama olumsuz tarafı 2011 ve 2014'te Türkiye'de kullanıldı bu. Yani faiz artırımına ekonomi yönetimi karşı olduğu için ama ekonomiyi de sıkılaştırmak gerektiği için her iki tarafın da amacına hizmet eden bir sistem. Fakat karışık sinyaller veren bir sistem. Anlaşılması güç bir sistem. Bu açıdan hani piyasa bir miktar daha sadeleşme bekliyor. Haliyle bu çok olumlu karşılığını bunu da çok zannetmiyorum ama böyle bir sistem de gündeme gelebilir. Çok fazla sıkılaşmadan dediğim mekanizmayı kullanarak piyasada ne diyelim fonlama işlemleri gerçekleştirilebilir. Sadece tabii şu olmayacak. Hani evet biz politika faizine odaklanıyoruz ama bunlar önemli olacak. Hala isimler net değil. İşte para politikası kurulunda
Toplamda 7 üye var Merkez Bankası Başkanı dışında. Geriye kalan 6 üyede bir değişim olacak mı? Bu önemli olacak. Eski isimlerle yolda devam etmek piyasa açısından olumlu olmayacak. Hazine Bakan Yardımcıları kim olacak? TÜİK, SPK, bunların başına kimler gelecek? Bunun yanı sıra faiz karar metni çok önemli olacak. Eğer faiz karar metninde hala büyüme ön planda, işte liralaşma stratejisi hala ön planda olursa bu da elbette hayal kırıklığı yaratır. Dolayısıyla sil baştan yeni bir faiz karar metni gelecek mi? Gelecekse fiyat istikrarı ön planda olacak mı? Veya bize iletilen sözlü yönlendirmeler daha rasyonel olacak mı? Daha öngörülebilir olacak mı? Bunlar da bence önemli olacak. Ama öyle veya böyle ilk önemli sınavımız özellikle yabancı indinde ilk toplantıda faiz artırılacak mı? Artırılacaksa ne kadar artırılacak? Bunlar önemli olacak. Tabii sadece bu işin para politikası ayağı. Bir de maliye politikası ayağı var. Neden? Çünkü Sayın Şimşek devir teslim töreninde maliye politikası ayağına da değindi. Orası da önemli bir sınav olacak. Çünkü şimdi seçim var. Seçim öncesi dönemde kamu harcamalarını artırmasını bekliyoruz biz ekonomi yönetiminin. Çünkü Ankara ve İstanbul'u almakta oldukça kararlı. Böylesi bir konjonktürde Sayın Mehmet Şimşek mali kuralı, sıkı maliye politikasını, bütçe disiplinini ortaya koyabilecek mi? Eğer güçlü bir şekilde ortaya koyamazsa sadece para politikası ayağında faiz artırıyor olmak yabancıyı ikna etmeyebilir Sevda Hanım. Orada da bir fedakarlık bekleyecek piyasa. Yani bu noktada elbette bir seçim olduğu için açıkçası ben çok ciddi Sayın Mehmet Şimşek'in güçlü bir irade koyabileceği, güçlü bir mali disiplinin seçim dönemde olabileceği kanaatinde değilim. Elbette bunlar sorgulamaları arttırıcı unsurlar olacak. Dolayısıyla ama hani tabiri caizse dananın kuyruğu 22 Haziran'da kopacak ve önemli olacak bu açıdan. Evet, dolayısıyla piyasayı bu anlamda ikna etmek gerekir. Piyasanın umudunu kırmamak gerekir. Şöyle bir de bir risk de var Sevda Hanım. Bu da şu. Şimdi piyasa Sayın Mehmet Şimşek'e inanılmaz bir bel bağlamış durumda. İnanılmaz bir olumlu anlamda bir fiyatlama var Sayın Mehmet Şimşek'e karşı. Yani ciddi beklentinin olması gerekenin çok üstünde kredi verildi. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi süreçte işler istenildiği gibi gitmezse eğer bu durumda olumsuzluk daha ciddi bir şekilde piyasa fiyatlamalarını olumsuz ettiler. Bakın bunu borsa fiyatlamalarından görüyoruz. Dün ciddi bir düşüş vardı. Bugün borsanın ne düşüşte olduğunu görüyoruz. Şimdi borsada şöyle bir hayal kırıklığı var piyasada. Piyasa diyor ki hani biz size bir kredi verdik, bir avans verdik. Dolayısıyla yükseldik. 5730'a kadar geldik. Fakat bazı noktalarda geç kaldığımız fiyatlaması yapıyor. Benim umudum kırılıyor. Dolayısıyla her an fiyatlamalar olumsuz olabilir tarafını da görüyoruz borsa tarafında. Dolayısıyla hani biz 5700 üstü tutunur muyuz, zirve üstü yeni bir adım gelir mi derken şu an hani o kritik 200 seviyelere yakın düzeyde borsanın fiyatlandığını görüyoruz. Tabii teknik olarak bu olması gereken bir şey. Çünkü yaklaşık 25 Mayıs'tan bu yana %30 artan bir borsadan bahsediyoruz. Elbette bir teknik düzeltme beklenebilir. Fakat buna rağmen yine de 5500 altına sarkan ciddi bir açıklama gelmeden bir borsada beklenmiyordu. Dolayısıyla piyasa şu an ciddi bir beklegör modunda. Eğer bir iki noktada beklentiler karşılanamazsa bu durumda yakın vadede o piyasa fiyatlamaları tersine de dönebilir. Böyle de bir risk var tabii ki. Bir de tabii ki buna şunu da eklemek lazım. Şu anda bakıldığında dolar ve euro kurundan şikayet de ediyoruz enflasyon bağlamında. Bu anlamda iş dünyası da dolar ve euro kurunun yüksek olmasından hiç de şikayetçi değil. Dile getirdikleri bu. Çünkü ticaret bağlamında bakıldığında şu anda fiyatlamalarda yurt dışı bağlamında ciddi anlamda dolar ve euro kuru bir avantaj sağlıyor. Yani yüksek faiz arttırımı, geriye çekilen bir kur, bu anlamda kaybedecek bir iş dünyası olması riskine bakıldığında da sizin de dediğiniz gibi çok yüksek ve kesin bir şekilde bir arttırım değil. Belki de bu anlamda farklı bir kemer sıkma politikası seçim gündemi var. Bunların tamamının yansıdığı bir faiz artırımı görebiliriz. Bu analiz önemliydi. Bunu da vurgulayalım. Tabii de iş dünyası ve ticaret hacmi bakımından da bakmamız lazım. İhracatı çok konuştuk. Yani kur kime yarıyordu? İhracat yapana ve rakamlara yarıyordu. Bu da önemli bir noktaydı. Bugün tabii şunu da soracağım. Yine bu haftanın gündem başlıklarından bir tanesi asgari ücret ve aylıkçı kesimin ücret beklentisi olacaktı. Bu anlamda buna nasıl bir yorum yaparsınız? Yani enflasyonla mücadele devam ederken yukarı seyirde giden, hatta biz artık iki ödemeli sistem görüyoruz aylıkçı kesim için, yani asgari ücretli için özellikle. Bu anlamda yapılacak asgari ücrete zam piyasadan nasıl bir algılamayla karşılık bulur? Buradaki fiyat artışı noktası olabilir mi? Nasıl yorumlarsınız hocam?
Evet Sevda Hanım, yani bu kadar aktarıyoruz, çok tartışmalı. Böyle bir konuyla aktarıyoruz, görüşmek istiyoruz ki tam bir bilinmezlik aşamasındayız. Çünkü yeni bir yönetim geldi. Bu yeni yönetim bir önceki politikaların tam tersi yönünde politika uygulayacağını söyledi. Dolayısıyla bu başlık oluşturuyor. Kemer sıkacak maliye politikası alanında. Dolayısıyla kamu harcamaları azalacak. Tabiri caizse seçim ekonomisine gitmediğimiz bir süreci yaşayacağız. Sözlü yönlendirmesi yaptı. Şimdi piyasa bir yıl itibariyle evet Mehmet Şimşek'in başarısı gereği ve geçmiş uygulamaları gereği bunu uygulamak bekliyor. Fakat bir taraftan seçim öncesi verilen vaatler var. Gerek asgari ücret, gerek memur maaş zamları. Ve bir taraftan da bir seçim daha var önümüzde. Peki bu durumda yani Mehmet Şimşek'in dediği yönünde bir güçlü mali disiplin mi göreceğiz? Yoksa mali disiplin seçime kadar rafa mı kaldırılacak? Şimdi bu noktada ciddi bir bilinmezlik olduğu için asgari ücrete gelecek olan zamla ilgili de bir belirsizlik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani benim kanaatim şu, Sayın Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği vaatleri bir seçim daha olduğu için tutma yönünde gayret göstereceği yönünde. Zaten Cumhur İttifakı Sayın Bahçeli'den de gelen açıklamalara baktık. Yani biz asgari ücret konusunda yani çalışanı ezdirmek istemiyoruz şeklinde bugün bir söz yönlendirme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla orada çok fedakarlık yapılmak istenmiyor. Fakat buna yeni ekonomi yönetimi ne kadar izin verecek veya bunu ne kadar isteyecek bunu bilmiyoruz. Yani bu noktada benim beklentim şu, orta noktada buluşulacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla o piyasada zikredilen %40'lara varan bir asgari üretim ben mümkün olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Yani bir seçim olmasaydı bile artık işveren üzerinde özellikle 2023'ün ilk yarısında güçlü bir ücret maliyeti oluştuğu için işverenler tarafında çok ciddi serzenişler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu olacaktır elbette. Yani evet ana kriter şu olacak. İki temel ana kriter var. Çalışan açısından enflasyona karşı ezdirmemek, işveren açısından da üretim, yatırım, istihdamı olumsuz etkilemeyecek kadar ciddi bir maliyet artışı yaratmayacak kadar daha dengeli bir asgari ücret masada olma ihtimali var. Ama elbette seçimin oluyor olması acaba bu söylediğim dengeli asgari ücreti ne kadar daha gündeme getirir? Bunları göreceğiz. Şimdi bu noktada beklentimi söyleyeyim. Yani enflasyon farkına işte sosyal refah payının eklenmesiyle birlikte benim bu noktada beklentim maksimum %30, minimum %25 arasında bir asgari ücret zammının ben gelebileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla piyasanın beklentisi %30'un üzerinde olduğu için bunu şimdilik çok rasyonel görmüyorum. Şundan dolayı evet bir seçim var. Çalışan tarafı gözetilmek istenecektir ama işveren tarafında çok güçlü bir şekilde serzeniş olduğu için işveren tarafının bu serzenişi de bence bir miktar dikkate alınır kanaatindeyim. Hem işte bir miktar yeni bir yönetime geçiyor olmamız hem işveren tarafının bu serzenişleriyle birlikte %25 ile %30 arasında bir oranın ben geleceği kanaatindeyim. Şöyle söyleyeyim yani enflasyon farkı 6 ay %15-%19 arasında belirlenecek. İşte bunun üzerine sosyal refah eklenmesiyle birlikte asgari ücret maaşının gerçekleşeceği yönünde. Dolar üzerinden de bildiğimiz gibi seçim öncesi dönemde işte 500 dolar üzerinden geleceği yönünde bir takım beklentiler vardı. Kesinlikle bunun ben masada olacak kanaatinde değilim. Yani bunu zaten gerek işveren tarafı özellikle en başta yaptığı sözlü yönlendirmelerdi. Şey, dolar üzerinden değil de TL üzerinden bir anlaşma yapacağı yönünde de bir açıklaması var. Benim beklentim %20-%30 arasında bir oranın olabileceğini sevdalı. Evet, dediğiniz gibi bu anlamda politikaların nasıl ilerleyeceği ve seyrine bağlı olarak yani biz ciddi anlamda kesin kararlılıkla yeni politikalara geçiş mi göreceğiz? Yoksa seçime kadar bu anlamda yorulmuş biraz daha aslında hem Mehmet Şimşek'in bakış açısı hem de verilen sözlerin yani iş siyaset içerisinde tutulması bu anlamda asgari ücret zammı işte politika faizi birçok başlığımız var işte iş dünyasının beklentileri bir geçiş süreci de olabilir diyorsunuz. Bu önemli. Burada da tabii ciddi yüksek rakamlarda da bir asgari ücret beklentisinin olmaması gerektiği de ortaya konmuş oluyor. Çünkü bu bir ara zam bakıldığında esas zammın Ocak ayında bütün zamlarla birlikte yapılacağı. Tabii bu anlamda memurlar için meclisten en düşük memur maaşının 22.000 TL olması söz konusu. Tabii bu da başka bir bandı ortaya koyacak. Bunun devamında da diğer memurların zam artışları ortaya konulacak. Bu konuyla ilgili aylıkçı kesimin beklentisi çok
çok yüksek ama sizin yaptığınız analizlerle birlikte söyleyebiliriz ki bu bir geçiş dönemi de olabilir. Mehmet Şimşek ne kadar kararlı olsa da seçim sonrasında belki daha kalıcı, daha bizim kemer sıkma politikası diye adlandırdığımız başlıkları seçim sonrasında görebiliriz diyoruz o zaman. Sizin nezdinizde toparlarsak son mesajlar ne olur hocam? Birçok sıcak konu vardı. Bugün biraz daha ekonominin notları sıcak gündem üzerinden oldu. Genel yorumların dışında aslında bunlar kıymetliydi. Meraklısı olduk biz de anlatmaya çalıştık. Son mesajlar ne olur bundan sonraki seyir için? Evet, yani takip ediyor olacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi anlamda kısa vadede güçlü bir döviz likiditesine ihtiyacı var. Bu anlamda döviz talebi azaltıcı döviz arzını, yani dışarıdaki yabancıyı en azından portföye koyduğu bile olsa içeriye çekici, güçlü, güvenilir mesajları veriyor olmamız lazım. Yani bu noktada da piyasada şöyle bir beklenti var. İşte kimileri diyor ki ortada ekonomik program, ortada hiçbir şey yok. Böyle bakanlar var. İşte bir kısımda bu oldukça olağan sürecinde devam ediyor. Dolayısıyla yeni bir kabine oluşturulacak, yeni bir güçlü ekip oluşturulacak. Haliyle bunlar çok kolay işler değil. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Her ne kadar olağan sürecinde gidiyor olsa da ekonomi, yeni ekonomi yönetimi, gerek Merkez Bankası kanadı, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında en azından, yani ekonomik program ortaya konmuyor olsa bile, ne yapılmak istendiğine dair çok güçlü sözlü yönlendirmelerin piyasaya çok ciddi anlamda ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Çünkü sözlü yönlendirmeler gelmedikçe bu piyasada acaba bazı noktalarda anlaşılamıyor mu? Dolayısıyla bizim o istediğimiz beklentiler oluşmayacak mı? Tedirginlikleri oluşuyor. Haliyle bu önümüzdeki hafta bu süreç hızlanacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla güçlü bir şekilde piyasaya sinyallerin ardından bu söylemlerin eylemlere dönüştüğü ekonomik programın, orta vadeli programın uygulamaya konması gerekiyor. Umarım her şey ülkemiz için en güzeli, en iyisi olur Sevda Hanım. Beklentimiz bu yönde. Çok teşekkür ederiz hocam bağlantı için ve analize için. Çok sağ olun diyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sevda Hanım. Çok teşekkürler. Evet, bugün ekonomi notlarını konuştuk. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bildirdi. Sıcak gündem vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği demeçler içerisinde ekonomi notlarının olmasıyla birlikte biz de bir analiz ve uzman yorumu almış olduk. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haberle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.